Son bir yılda. Şehit sayımız 800'ü aştı. Bir yılda 800'ü aştı. Size bir annenin, bir şehit annesinin dramını anlatacağım. Jandarma Erkan Özdemir'in annesi Havva Gül Özdemir. Oğluyla ilgili söylemini söyleyeceğim size, anlatacağım. Çok minyondu benim oğlum diyor Havva Gül. Gören bundan asker mi olur diyordu. Annesini çok seviyor şehit olan erimiz. Günde 10 kez beni arardı diyor. Şehit olduğu günü anlatıyor. Sabah uyuyakalmışım. Bir uyandım saat 10.30. Telefonumda Erkan'ın cevapsız çağrısı yok. Nasıl korktum, aradım. Çalıyor, çalıyor ama açan yok. Onlarca kez aradım. O korkuyla pencereden bakıyordum. Bir ambulans ile polis aracının evin önüne yaklaştığını gördüm. Bize gelmesinler diye evin anahtarını kaptığım gibi üst komşuya çıktım. Kapılarını çaldım, çaldım. Kimse yoktu. Sonra mecburen aşağı indim. İnmez olaydım. Hiç yaşayamadan, tek bir hayalini bile gerçekleştiremeden gitti çocuğum. Perşembe günü Hakkari'den birliğinden aradılar. Erkan'ımın eşyalarını kargoya vereceklermiş. Sanki Erkan'ım gelecek gibi heyecanla bekliyorum. Yavrum üşüyordu. Buralar soğuk anne diyordu. Üşümesin diye çamaşırlar alıp gönderdim. Daha eline bile geçmemişti yeni çamaşırları. Bir de benim çocuğum makarnayı çok severdi. O gidince ben de ağzıma makarna sürmez oldum. Yiyemem, geçmez ki boğazımdan. Bu Ankara'da oturan beylere soruyorum. Bu hükümet edenlere soruyorum. Sizin hangi evladınız Doğu ve Güneydoğu'da askerlik yapıyor? Hangi evladınız? Çıkın söyleyin bakayım. Bu annenin dramını kim anlayabilir? Ben anlarım, biz anlarız. Anladığımız için zaten burada okuyorum. Onlar bizi PKK'lı olarak suçluyorlar. Utanmazlar ve arsızlar. Murat Tekin linç edilerek öldürülen öğrencimiz. Hiç kimse gitmemiş Murat Tekin'in evine. İzmir'e gittim. Akşam Murat Tekin'in evine uğradım. Yoksul halk çocukları. Yalova'dan bindiriyorlar araçlara. Boğaz Köprüsü'nde iniyorlar. 3 kişi Boğaz Köprüsü'nde linç ediliyor. Baba gidiyor. Her yere soruyor evladım nerede diye. Kimse bilmiyor. Morga gideceğiz ama diyor, cesaret edip gidemiyorum morga. Ya orada olursa çocuğu? 10 gün sonra morga gidiyor. Bana fotoğraflarını gösterdiler diyor ve boğazı düğümleniyor. Emin olun. Hani erkekler kolay kolay ağlamaz ama bir babanın ağlayışına tanık oldum. Fotoğraftan tanıyamadım oğlumu. Açın fermuarı bakacağım dedim. Açtılar fermuarı ve çocuğuma baktım. Evet, bu benim evladım dedim. Gencecik Filiz gibi ikinci sınıf öğrencisi. İkinci sınıf hava kuvvetlerinde. İkinci sınıf öğrencisi. Aldım diyor morgdan. Ambulans istedim, vermediler diyor. Kendi imkanlarımla İzmir'e götürdüm diyor. İzmir'de cenazesini kılmak istedik. Cenazesini kılmadılar diyor. Aldım köye götürdüm, yakında bir köye. Ve orada cenazesini defnettik. Şu anda mezar taşına bir şey yazamıyorum diyor. Benim oğlum şehittir diyor. Şehitliği kabul edilinceye kadar da oraya bir şey yazmayacağım. Bunu Sayın Erdoğan'la yaptığımız ilk görüşmede Erdoğan'a söyledim. Linç edilenlerin hakkının korunması ve onları yapanların tutuklanıp yargılanmasını istedim. Haklısın dediler. İnsanlığımızı kaybedecek noktaya geldik neredeyse değerli arkadaşlarım. İnsanlığımızı kaybedecek noktaya. Müslüman bir ülkede bir Müslümanın cenazesi kılınamaz noktaya geldi. Nasıl bir kindir, nasıl bir öfkedir bu? Nasıl bir insanlıktır bu? Amacı ne olursa olsun, terörü yapanın da, yaptıranın da, destek olanın da, göz yumanın da ocağı solsun, nesli kurusun. Eyvallah. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum.
Onlar bunu söyleyebilirler mi? Yok, çünkü yardım ve yataklık yaptılar. Korkarlar. Biz yardım ve yataklık yapıyor muyuz? Allah korusun. Yok öyle bir şey. Biz ancak kendi insanımızın haklarını savunuruz ve koruruz. Onun dışında suçlulara sahip çıkmak gibi bir geleneğimiz yok zaten bizim. Ama herkesin adalet içinde yargılanmasını isteriz. Adalet içinde yargılanmasını. Devleti devlet yapan adalettir. Devleti devlet kılan da adalettir.